Dostlar merhaba. Bir soru bir teknik köşemize hoş geldiniz. Bu köşemizde kaynaştırma harfleri ile ilgili güzel bir soru çözeceğiz ve çok önemli detaylara parmak basacağız. Şimdi öncelikle bir girizgah yapmak istiyorum. Kaynaştırma harfleri neydi dostlarım? Y Ş S N. Yaşasın. Kullanım amacı neydi? Şimdi Türkçe'de tuğla gibi bir kural var değil mi? Türkçe'de iki ünlü yan yana gelmez. Ama biz biliyoruz ki bazı kelimelerimiz ünlüyle bitiyor. Bazı ekler de ünlüyle başlıyor. E, ünlüyle biten bir kelimeye ünlüyle başlayan bir ek gelirse, mesela soru sözcüğü ünlüyle bitmiş. Buna U ekini getireceğim. E, i̇ki ünlü yan yana gelmeyecek. İşte bu noktada kaynaştırma harflerine başvururuz. Soru yu şeklinde. Kaynaştırma harflerinin kullanım amacı budur. Bunu bilirsek soru kaçırmayız dostlar. İki ünlü yan yana getirmemek. Ancak ancak piyasadaki kitaplarda ve dahi soru bankalarında çok ciddi bir yanlış var. Çok ciddi. Nedir o? Zamir ne'si olarak bilinen N sesiyle kaynaştırma harfi olan ne'yi birbirine karıştırıp zamir ne'sini de kaynaştırma harfi diye anlatıyorlar ve sorularda da soruyorlar. ÖSYM bunu asla yapmaz. Asla yapmaz. Şöyle ki bakın kıymetli dostlarım. Şu soru sözcüğünü ele alalım mesela soru sözcüğüne yine ben U ekine ekleyeceğim ama üçüncü tekil şahıs iyelik eki olan U ekine ekleyelim. Soruyu olmaz sorusu olur. Şuraya kaynaştırma harfi girer. Peki ben sorusu sözcüğüne bir de DDA ekini eklemek istiyorum. Sorusunda bak araya bir N sesi girdi ama bu N sesine dikkat et. Bir ünlü ile bir ünsüz arasında. Dolayısıyla bunun kaynaştırma harfi olma ihtimali sıfır. ÖSYM açısından. Girdiğiniz sınavda siz her zaman kaynaştırma harflerini iki ünlü arasında arayacaksınız. Unutmayın buna zamir neyesi denir bu kaynaştırma harfi değildir çok dikkat. Şimdi bu metinde kaç tane kaynaştırma ünsüzü kullanılmıştır? Haydi şimdi ek alan kelimelere bir bakalım kaynaştırma harfi var mı yok mu? Bir yazıyı yazı ı ekini almış yazıyı derken evet bir tane bulduk. Şekil anlatım ve noktalama özellikleriyle şurada bir y kaynaştırma harfi var. E hocam Biraz önce sen söyledin bir ünlüyle bir ünsüz arasında olmaz dedin. Bak burada özellikleri i ile bitmiş, l ile başlamış. Nasıl oldu bir ünlü bir ünsüz arasında? Hayır. Yine iki ünlü arasına girmiştir o. Şöyle ki özellikleri ile dostlarım. Burada gizli bir i var aslında. İki i'nin arasında o y. Dolayısıyla bu y'yi kaynaştırma harfi alacağız. Oluşturan kelimelerin bütününe kelimelerin bütün, bütünü, bütünü ne derken şurada bir kaynaştırma harfi. 3 oldu. Metin adı verilir. Diğer bir ifadeyle şurada bir y gördük. 4 oldu. Metin iletişim kurmak için oluşturulan evet yok. Cümleler topluluk topluluğu topluluğudur. Bak ek ek gidiyorum hece hece değil ek ek gideceksiniz sözlü ya da yazılı iletişim için üretil, üretilmek üretilen anlamlı yapıdır yok hala yazar iletmek istediği mesajı bunda bu işaret zamiri d da bulunma hali ki bunu kaynaştırma mi alacağım hayır bu zamir n'sidir işte. Bu n sesine lütfen dikkat. Ha elinizdeki kitaplarda soru bankalarında bunu da kaynaştırma veriyorlar. Yanlış. Üniversite sınavında böyle bir soru yok dostlarım. Bu zamir n'sidir. Dikkat edelim. Yani metin aracılığıyla derken evet şurada bir y sesini gördük yine ifade eder. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5 tane kaynaştırma harfi kullanılmış. Cevabımız da e seçeneği olacaktı. Evet değerli dostlarım buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Hoşçakalın.